Evet hanımlar, ikinci günümüzdeyiz. Dünkü verdiğiniz puanları bugün veremiyorsunuz. Bütün hafta zaten bir kez verdiğiniz puanları bir daha kullanamıyorsunuz. Dünden pişman iki kayınvalide var karşımda. Lütfen ölçerek, biçerek, tartarak bir kez daha söylüyorum. Düşünerek puanlarınızı veriniz. Yediğiniz, yemediğiniz, beğendiğiniz, beğenmediğiniz yemeklere göre. Gene pişman olmayın lütfen. Hak edilen masaları, hak edilen puanları veriniz. Dünden sonra gördük yorumları. Aynı şeyleri bir daha yaşamayınız, yaşatmayınız gelinlerinize de ve gelinlerimize de. Onun için şimdi buyurun alın elinize puan tahtalarınızı ve Melike için, yemekleri için düşündüğünüz puanları yazınız. Yani nasıl genel olarak iyi bekliyorum. En düşük kaç bekliyorsun söyle bana. En düşük 7. En düşük 7 bekliyorsun. Yani her şeyimi yetiştirdim. Onun dışında eksiklerim var ama çok meşakkatli bir menüm vardı. El açmam vardı. Bu her sezon gelinlerimiz hep çıtayı yükseltiyorlar. Hepsi 7'den yukarı. 11 isteyen oldu bizden. Daha onun rekorunu kimse kıramaz. 11 puan bekliyorum. 11 çeşit yaptım. 11 puan bekliyorum. Yani ekmeklerimi, ekmekler hazır da alabilirdim. Saç yani satılıyordu ama ben kendim açmak istedim. Bakalım bütün bu emeklerin karşılığını bulacak mı masada? İlk olarak da Altun Hanım'ın puanıyla başlayacağız. İnşallah. Dün onun 4 puanını görmüştük. Bu arada pardon, hemen belirteyim bakın. Şu an puanlarınızı değiştirebilirsiniz ama şu an. Değiştireyim. Değiştirmeyeyim. Tamam. Emin değilseniz ama değiştirin. Şu an şansınız var. Şu an değiştirebilirsiniz. Herkes emin mi? Emin olmayan varsa değiştirsin. Böyle yapmak iyi durum. Sonra pişman olduk diyorum. Pişman olduk evet. Demeyeceğim evet. Değiştirmek isteyen var mı? Son kez soruyorum. Sonra bana 2-3 kişinin. Yok canım. Siz yok. De mi değiştiriyorsunuz? Değiştirin buyurun şimdi istiyorsanız. Değiştiriyorlar. Acaba iyi yönde mi bir değişiklik oluyor? Yani kötü yönde mi oluyor? Diyebilirim. Azdı da çok mu yapıyorlar? Çok mu da azaltıyorlar mı? Son dakikama kadar yani karşınızda eksik. Üstüm giyinmemiş çıkmak istemedim. Yani puandan dolayı değil. Hani ben size öyle gözükmek istemedim kendim açımdan, kaynanam açımdan. Ben buraya kendime güvenerek geldim. O güvenimi boşa çıkartmak istemediğim için yani tuzsuz olsun dedim ama tam olsun istedim. Evet, tabii yani evet, hani acısız olsun ama tam olsun. Son dakikasına kadar mücadele ettim. Yani onun hakkını istiyorum. Peki. Sizden. Şimdi iki kayınvalidemiz değişikliğe gitti puan ölçümlerine. Enteresan anlar yaşıyoruz. Şimdi an emin misiniz hepiniz? Şu an eminiz. Allah Allah. Peki Fatma Hanım okuma yazmanız yok sizin. Çubukla yapıyordunuz. Evet. Doğru saydınız mı? Saydım. Çünkü zikrediyorsunuz da sesli olarak biliyorsunuz puanlarınızı. Yanlışlık olmasın söylediğinizde şeyiniz tutsun. Evet tamamsa herkes açtıracağım puanı. Altun Hanım dün 4 puan vermişti. Biraz evvel değiştirdi. Soracağım da acaba çok da az mı yaptı, azdı da çoğalttı mı? Bakalım. Altun Hanım'ın değişen puanı kaç oldu? Buyurun. Açayım. Açın. 6. Kaçtı altı? Kaçtı kaldı? 5'ti 6 oldu. 5'ti 6 oldu. Zam yapmış. Teşekkür ederiz. Kapatabilirsiniz. Teşekkür ederim. Neden 6 peki? Neden yani altı? Neyi beğenmediniz? Neyi eksik buldunuz? Öğünü beğenmedim. Neyini beğenmediniz? Yani ana yemeği? Ana yemeği beğenmedim. Saç kavurmayı? Saç kavurmayı beğenmedim. Pilavı da beğenmedim. Yani neyini eksik buldunuz peki? Eksik bulmadım. Pilavı daha diri buldum. Saç kavurmayı da bana daha çok ağır geldi. Yağlı geldi. Ağır geldi ama bana. Ama halbuki kendi yağında olduğu için yani çok ağır olacağını düşünmüyorum ben kendim ama siz tabii kendi damak zevkinize bırakıyorum. Teşekkür ederim. Peki ilk puan altı, beklentisinin altında ama bakalım. Yetecek mi şampiyonluğa? İkinci puan Fatma Hanım'dan gelecek. Dün 3 puanını görmüştük. Biraz evvel o da değiştirdi. Buyurun Fatma Hanım. Söyleyin bize açıp. Benim puanım 6. 6. Sizinki kaç çubuktu? Kaçtı kaç yaptı? 5'ti. Siz de 5'te 6 yaptınız. Yaptım. Aynı altının gibi kapatabilirsiniz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Size de sormak istiyorum. Yani neden 6? Nasıl 5 ya? Anlamadım. 5 miydi yani? Dünkü masadan 2 puan mı fazla iyiydi? Dün hiçbir şey beğenmediniz. Yani bir de mesela bugün o kadar şey beğendiniz. Size. O zaman niye dün 3 verdiniz? Niye bugün 6? Değiştirmediniz siz puanınızı? Değiştirdiniz mi? Değiştirecektim vazgeçtim. Yani değiştireyim dediniz. Ne bileyim sonra düşün taşındım daha arkası var. Evet. Daha mı fazla verecektiniz, vazgeçtiniz? Yok, bir tane yükseltecektim. Tam aynı şeyi söylüyor.
Ama gene de yüksel, hani bir puan. 7 verilebilecek bir masaydı. Az geldi bana puanlarınız. Yani bir puan bir puandır gerçekten yani. Bir puanla kaçırıyorlar ya. Ben her hafta sıkıldım artık bunu söylemekten. Bir puanla geçen hafta kaçırdı. Hani bana derse, siz hani ona derseniz ben pişman oldum. Cuma günü ben bunun hesabını gerçekten yok, sorarım. Yok, şu an pişman değilim. Yani sorarım. Vallahi gerçekten sor. Sorarım. Gerçekten pişman değilim. Çünkü ben bir puan yüzünden kaybedersem size sorarım. Yani gerçekten sorarım. Şimdi onu bilemem. Yani inşallah bu masadan çok çok daha iyileriyle karşılaşırız. Yani o gün benim bir puan yüzünden ben kaybedersem siz de vicdan rahat etmeyeceğinizi düşünüyorum. Evet, rahatım şimdi sen için. Belki bir puan yani gider, belki benim gelenim bir puan kaybeder. Belki onu bilemezsin, o şans kader. Beğendiniz ya, yedilik bir masa evet var ortada ama siz kendi gelininizi korumak için... Altı çok ortalama, hele beş vereceği yani ortalama bir puan. Siz kendi gelininizi korumak için hiç o puanı vermediniz. Ama hiç, sizin kendi gününüz de var, merak bile etmeyin. Gerçekten kendi gününüz de var. Hiç aklıma bile gelmedi vallahi. Dört veren var, üç veren var, beş veren var. Ben seyrediyorum bu programı sonradan. Hayır, hepimiz var seyrediyor. Ama benim masam beşlik masa değil, kabul etmiyorum. Eksiklerim var. Evet, ben ismini yanlış yazmış olabilirim. Ben de rahatsız oldum, ben de altı verdim. Hayır ama 7 vermek istemişsiniz, vermemişsiniz. Değiştirmedim demeniz, ben bunu sorgularım. Yani, ben de sorguladım da tatmin edici cevap alamıyorum. Yani ben tatmin olmadım cevabınızdan. Yani 7 istiyorum ben şu an sizden. O puanı istiyorum. 7 bitti, yani o bitti. Bitti. İstiyorum yani. O kadar bitti. Şans. Yani vereceğim dediniz, değiştireceğim dediniz, değiştirmeyin. Sözünüz arkanızda ama duruyor. Bari demeseydiniz keşke. Demeseydiniz, evet. Yani şu an kimse istemez. Bak dün de aynı şey yaptınız. 3 verdiniz, pişman olacaksınız. İnşallah bir gün, 2 gün sonra gene pişman olmazsınız. Yani çünkü bu masa belki de haftanın en iyi masasıydı. Ne biliyorsunuz? Bilemem, 7'leri, 8'leri bilemeyiz, gereksiz bilemeyiz yerleri de verebilirsiniz mesela. İnşallah öyle olmaz da. Şans kader yani. Yani inşallah. Peki. Yani sizin gününüz de var. Yani belki hayatım sizinki çok güzel olabilir. Bu sefer kayınvalidem sizinki gibi yapabilir. Emin olamadım diyebilir. Onun dışında eksiklerim, ben sizden 9 beklemedim. Değiştirmemiş, bir de değiştirdim diye. Değiştirmedim. Görüyorlar ben orada. 10 beklemedim, ben sizden 7-8 arası yapıyorsunuz bekledim. Bana evet diyorlar ki karşıda, değiştirmedi ki Zuhal Hanım diyorlar. Size. Peki tamam, şimdi Leyla Hanım puanına geçeceğiz. Dün o da 3 vermişti. Buyurun Leyla Hanım, paylaşın bizimle verdiğiniz puan. Buyurun, benim puanım 7. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bekledim bir puan. Yani gene size sorarım, eksiklerim neydi, hatalarım neydi, bir kusurum var mıydı? Sormak istiyorum sadece. Yok size kızım, hiçbir kusurum yoktu. Güzel bir soran vardı. Sağ yani ol. Şu karşılamam yok. 10 verseydin o zaman. Hiç yani ben yoksa buyum, genel olarak da ben buyum. Yani sakin bir yapım İçimden var. İçimden o geldi Zuhal Hanım. Afiyet 7 olsun. Geldi, 7 ne yapayım? Yani gene teşekkür ediyorum. Evet, yedim, 7 verdim diyor. Yedim. Afiyet yani olsun. Yani en azından puanınızı verdiniz, içinize siniyor. Ama içinize sinmeyenler var. En azından onlar buradan çıktığında vicdanı rahat ediyorsa benim için bir şey yok. Ama benim buramda kaldı. Yani o yok puanınızı siz değiştirin deyip de değiştirmediniz ya. Evet, benim değiştirmeseydiniz ben de. Yarışmacı olsaydım benim de vallahi içime otururdu evet, yani. Verecektim, vermedim. Gerçekten üzüldüm şu an sadece. Gerçekten bir puanla bak yani geçen hafta gitti 15 mi? Evet, bir puanla. Ay Zuhal Hanım, hani yani arkadaş 6 verdi neyse. Abla şey yaptı, izin istedi, yazmadığı için bizi. Bir de değiştirmedi. Bir de söylüyor. Demeseydiniz bari. Yani. Evet. Bir puan kaldı geriye. O da Gönül Hanım ilk kez puan kullandı dün çünkü onun gelini yarışmıştı. Bakalım kaç puan gelecek. Buyurun Gönül Hanım, sizin de puanınızı görelim. Puanım 6. Teşekkür ederiz. Evet, puanların böyle eline emeğine sağlık. Şimdi ben sana puan vereceğim. Bakalım Leyla Hanım, Muhtar Hanım'ın gelini geliyor yarın. Heyecanlıyız. İnşallah. Bakalım neler olacak yarın. Evet. Hadi afiyet olsun. Görüşürüz hanımlar. Teşekkürler. Melike'ciğim, eline emeğine sağlık. Elinin lezzeti gerçekten de vardı ve ben keyif aldığım yemeklerden bir iki kusurun dışında sana puanım 8. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.